Güzel bir arabaşı hazırlayacağız şimdi. Arabaşı kış yemeklerinin şahıdır. Anadolu'da çok sevilir. Meğer yörüklerimiz de çok severmiş. Şimdi bakalım buradaki usul nasılmış. Malzemelerini söyleyelim Meryem ablacığım. Diyelim. Önceden pişirilmiş, tavuk, didilmiş bir tavuğumuz var. Domates salçası, biber salçası, kavrulmuş un, toz biber, acı. Çok acı. Karabiber, evet. Tuz. Tuz. Bu biber çok acı. Söyleyeyim baştan. Evet. Bunu böyle ellerinde şeylerde, onlar da böyle evet, ezerek yapıyorlar. Tavuğun üzerine de çok güzel oluyor ama yanarsınız. Yanınızda yangın söndürücü olsun, yani ayran. Yürüyün, yangın söndürücüsü ayranıdır herhalde muhtemelen. Yani. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Bunlar ne peki? Bu tavuk suyu, bu da hamuru için un ve su. Bu kadar malzemelerimiz. Bu kadar. Önce hangi kısmını hazırlayalım? Önce hamuru yapalım isterseniz. O hafif hamurun içinde hazırlıyoruz. Hani gurk gurk yutuyor ya amcalar onu böyle bütün bütün. Evet. Şimdi onu hazırlıyoruz. Biz buraya şimdi biraz tuz attık. Unumuz. Suyunu koyduk. Suyunu koyduk. Kavrulmuş unu attınız mı? Yok, hayır. O sonra çorbaya kullanacağız. İçin, evet. Şimdi bunu kaynatıyoruz. Arabaşının hamuru hazır. Böyle krater gibi lav şeklini alınca böyle evet, kaynamaya başlayınca göz olduğu zaman bitti. Tamam. Şimdi bunu tepsiye tamam, döküyoruz. Şimdi gelelim çorbaya. Çorbamızı hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi pul biberimizi ekledik. Bayağı etkili bir pul biber. Böyle sarıyor böyle, hapşırtıyor, öksürtüyor. Çok etkili, çok acı ama tabii yedikçe yedirten bir biber. Hazırladığımız kavrulmuş unu ekliyoruz. Ardından neler yapıyoruz Meryem ablacığım? Arkasından suyu kaynattıktan sonra tavuğumuzu ilave ediyoruz. Birazcık da karabiber. Ve hazır çorbamız da. Evet. Tam hamurlarımızın merkezinde yer alacak inşallah yanı başında. İnşallah. Onlar da İnşallah. Baklava şeklinde kesilecekler ve sofradaki yerini alacak. Elinize sağlık Meryem ablacığım. Olsun. Sağ olun. Olsun. Şimdi külük.